Hayvansever işletmelerde bugünkü durağımız Gizem Hanım. Gizem Hanım çok sevdiğimiz, bıcır bıcır, sevgi dolu bir hayvansever dostumuz, olabildiğince çevresinde bulunan müşkül durumdaki köpeklere, kedilere yardımcı olmaya çalışıyor. Ve biz de onun bu çabasını açıkçası çok takdir ediyoruz. Şimdi gelin beraber yanına gidelim ve onun serüvenini dinleyelim. Hadi bakalım. Şimdi yoldayız, gidiyoruz. Az bir yolumuz kaldı. Birazdan varmış olacağız. Heyecanlıyız. Çünkü orada çok sevdiğim köpüşlerim ve kedilerim var. Onları da bayağıdır görmüyordum. Özledim açıkçası. Görmek istiyorum, sevmek istiyorum. Ve geldik. Kim gelmiş? Ece gelmiş. Bu bebe, koca bebe, bu ayıcık. Ayaklarına bak. Titriyor. Ay çocuğum baksana. Bu çocuk burada doğdu. Çok en iri yavrulardan bir tanesiydi. Sonra burada da kaldı. Bu çocuğumu ben çok görmedim. Bu çocuğum sonradan geldi. Ay bebiş, ay bebiş. Aman. Çok büyümüş ama ya. Büyüdü. Gel, gel. Bunu çok tanımıyorum. Bunun arka tırnağına operasyon yapmıştık, hatırlıyorsan. Ha bu o, sürekli dönen. Hala tamam. Bir tanesi dönüyor. Hepsi birbirine benzediği için bazen ayırt edemiyorum. Ve bu en minimiz, gel. Bu bize kendini zorla kabul ettiren. Bu dışarıdan gelmişti değil mi? Doğru. Dışarıda geldi galiba bir 3 ay falan. Şurada tabii yaşadı. Tabii böyle kulakları kesik bulmuştunuz. Böyle geldi. Baksana hiçbir yani zaman kesmişler. Kesmem. Burada yani bazen ben görüyorum öyle sokakta, özellikle sokak köpeklerinin de kesilmesi gibi bir durum var. Küpe takacak yeri kalmayanlar oluyor. Aynen. Bunda da tasmayı hep çok sıkı kullanmak zorunda kalıyorum çünkü çok kolay çıkıyor kafasından kulak olmadığı için. Kıyamam ya. Baksana hiç yok neredeyse. Yok bayağı var. Kızcığım Allah'ım Allah'ım. Bu dışarıdan aldığımız için içeriye bize en minnet duyan, en mutlu olan. Baksana halinden de belli zaten. Ama hala mesela ani hareket yaparsak da böyle korkuyor. Korkan, muhtemelen dayak yedi, öyle geldi diye düşünüyorum. Boncuk bu. Ve en belalısına gidiyoruz. Deli olan en yaşlımız. Bence biraz artık yaşlı aksiliği de var. Biz bunu birine verdik. Bahçeli, küçükbaş hayvanları olan. 3 hafta geçmedi. Bir gün biz de aradık. Kaçıyor bağlı olduğu yerden. Köy meydanına. Orada onu bunu havlamalar etmeler. Belediyeyi arıyorlar. Belediye bunu uyutuyor. Başına gelmeyen kalmadı. Sana bir şey getirdim diye beni aradılar bir gün. Dedim ki yavru köpekse getirmeyin, istemiyorum artık. Sonra bu çıktı. Tekrar geri döndü. Sonra bir daha kimseye veremedim. Eskiden bu solda bina yapılan yer boştu. Şu yandan direkt Gizem salıyordu mesela. Orada çok güzel oyun oynuyorlardı, koşturuyorlardı. Koşma şansları oluyordu. Şimdi burada daha kontrollü, şu ön tarafta artık geziyorlar. Bu hangisi? En son kısırlaştırdığımız. Bu riskli görülen miydi? Evet. Şimdi mesela bu kedimiz sokak kedisi. Ağız enfeksiyonunu geçirememiştik. Aynen. Bunda ciddi bir ağız enfeksiyonu vardı sokaktan bulunduğunda. Sonra tırlaştırılması için bir aslında girişimde bulunuldu, riskli görüldü, ertelendi. Sonra biz kısırlaştırdık değil mi? Doğrudur. Ne kadar geçti üstüne? 3 hafta oldu mu? Hayır. Olmadı mı? 2. hafta. Bence gayet iyi, hiç 2 gibi değil yani. Bak bir tanesi şu mesela gözü şey olan, bir gözü kurtuldu onun. Bunu da sizle kısırlaştırdık galiba. Aman. Bu en küçüğümüz. Aman küçümen. İnşaatın mühendisleri getirdi. Çünkü kuyruğu çok kısa bakın. Bu karşıdaki fabrikanın köpeği saldırmıştı. Geldiğinde çok küçüktü geldiği zaman. Bu kucağa çok düşkündür çünkü bizim buradaki kızlar bunu çok seviyor. Şimdi burada seni bildikleri için bu tarz kediler, köpekler geliyor mu sana? Of. Kedi sorun olmuyor. Hani yine geziyor, ediyor, cin oluyor ama köpek zor oluyor. Müşterilerimizle paslaşıyoruz. Benden kangal isteyenlere ben başka ırklar köpekler veriyorum. Onu açıklayalım mı? Gönül kırmadan. Bir gün kangal olmayan ama iyi bekçilik yapan köpeklerimizle. Şimdi bir gün yavru köpek doğmuş, yeni doğmuş yavru köpekler buldun değil mi? Annelerine bir şey mi olmuştu? Hayır, benim sanayide düzenli baktığım, huyu çok iyi olan, çok iyi bekçi olan, lütfen çok da kötülemeyelim. Şimdi buraya da zaten Gizem yetişmeye çalışıyor, bir de dışarıda baktıkları. Burası bir sanayi ortamı aslında, köpekleri de var. Evet. Sanayide baktığım köpek doğurdu. Baktım bu iş böyle olmuyor. Aldım yavruları, buraya getirdim. Kaç tane yavru vardı? 9 tane yavru vardı. Yavrular gerçekten çok tatlı. Bizim ayıcığın yan kafesini yavrulara verdim. Zaten düzenli gidip geldikçe bana kangal yavrusu yok mu diyenler var. Dedim ki gerçekten anne baba kangal olmayıp annesi büyük kırk ve iyi bir bekçi köpeği olan, babası da ayıcık olan yavrularımız var. Onları verebilirim istiyorsanız. Ve hepsini verdim. Ve verdiklerimden yeni daha dönüş oluyor. Belki 1,5-2 yıl falan oldu. Ya işte hiç Kongola benzemiyor ama Kongol gibi bizim bahçeyi bir koruyor, inanamazsın diyen. Ya işte önemli olan ırk değil demek ki. Kesinlikle bunu öğrenmiş oldular. Aynen öyle. Şimdi burası açık bahçe gibi düşünün. Burası yani, kapalı alan. Bu, yani çok böyle Gizem müşkil durumda gördüğü, özel bakım gerektiren. Tabi burası bu arada bir işletmenin atölyesi aslında. Yani küçük tarz böyle şeylerin yapıldığı yerler buraları. Ama Gizem orada da küçük bir alan oluşturup böyle hep işte ameliyat sonrası olsun ya da yaralı bulduğu olsun. Çok soğuk olmazsa kafeslerimiz var. Burada tutuyorum. Burada, evet, bakılıyor. Duruma sıcak su torbasıyla destekle. Bir de içine yuva da koyayım. Şu yuvalardan koyuyorum. Evet bak, bu çok önemli. Bunu anlatalım. Burada mesela işte yolluk halıları falan var ya, onların işte kesilmiş küçük küçük parçaları oluyor değil mi? Bunlar değerlendirilemeyecek olan kısımlarını Gizem sokak hayvanları için değerlendiriyor. Nasıl değerlendiriyorsun? Çok fazla çıktığı için burada benim öyle kullanmamla bitecek gibi olmuyor. Çünkü şu parçanın hiçbir anlamı yok mesela. Yani herhangi bir ticari kaygı güdemezsin bununla. Eskiden çöpe gidiyordu. Yine çöple ...lerimizden dönen yuvalar yapıp içlerine mesela kayıyoruz. Bunlar dosya, fazla dosya değil mi? Hepsi çöp dosyaları. Çöp dosya. Çöp dosyalardan ne yapıyoruz? Çatı malzemesi oluşturuyoruz. İçeride şey var, karton malzeme var. Bu da muhtemelen arşiv kartonlarınızdır diye düşünüyorum. Koliler mi? Koliler, aynen. Tabii. İçine tabii şöyle. Hepsi bunlar... atıklarımız açıkçası, aynen. Öyle söyleyeyim. Su geçirmemesi için muhtemelen. Bu nasıl bir malzeme? Bunu çok anlamadım. O mama şeyi, mama kabı. Bak, mama paketi ve yapıyorum. Üstüne de yine bir tane mama paketini yapıştırıyorum. Su geçirmez olması için. Yağmur yağdığında biraz da böyle verandamsı olduğu için hem buraya su almıyor. Bu biraz tabii aşağıda kalmış. Biraz yüksek yere koymak lazım. Olunca suyun içinde kalsa bence da içeri su girmiyor. En azından bir atıktan olduğundan dolayı. Çünkü kedi yuvaları çok sağlıklı olmuyor sokakta. Erkek kedinin biri gelip içine işaret bırakınca bir daha hiçbir kedi girmiyor. Evet, öyle bir konu var. Ahşapla uğraşmaktansa. Ahşabı da çalıyorlar bu arada. Biz çok özene bözene yaptırdık. Evet, o Pakize'nin kapının önünde Pakize'ye özel yaptırmıştık. Çaldılar arkadaşlar. Yani kamera olduğu halde çaldılar. Anlam veremiyorsunuz insanlara. Yani peşine düşsen ne diyeceksin? Şimdi benim en sevdiğime gidiyoruz. Dikkat edin. Sizi devirmesin. Poli gel bakalım. Poli gel. Gel Poli. Poli gel. Aa, yeni kız mı gördün? Poli. Gel. Suratını atlar. Poli. Gel. Poli gel. Top. Papatya. O kim isterse onu. Otur bekle bir saniye. Poli. Bekle. Hayır bekle. Gizem de sarı kızı sokaktan bulmuştun değil mi onu? Sarı kızın hikayesi daha da uzun. O 6 ay yaşadı ve 6 ay o zaman tarlada domates vardı. Yazın koyduğum mamayı bile yemeye korkuyordu. O kadar sıcaklarda falan hiç yanımıza yanaşmadı. 6 ay sonra yine bir kızana girdi. Yine erkek köpekler falan geldi. Üşüştüler. O zaman Onur dedi ki ben bunu sana kısırlaştırayım, sen bakacaksan eğer sonra biz bunu sahiplendirelim. Sarı Papatya o kadar akıllı bir köpek çıktı ki hepimiz şok. Yine burada çalışan kızlar ilk defa dediler ki bu sefer bunu sahiplendirme. Biz çünkü kangalları sevemiyoruz. Bunu seviyoruz. Biz bunu çok seviyoruz. Çok tatlı. Ve gerçekten o da akıllıdır. Papatya! Ay benim bebeğimi! Ay bir tanem! Ama burada... Ay dedim, ayağına bastın herhalde. Bu da oynamıyor diye. Yaramaz çocuğu. Gerçekten öyle. Frisbisi de vardı. Ha? Frisbisi de vardı. Buradan mı? Poli bırak. Poli. Tut. O bir tanem. Oy benim güzelim. Allah. Bu çocuğum da sevgi istiyormuş benim. Bak. Bak. Gel. Gel. Kuyruğa bak kız. Küçücük. Şimdi iç kısımda da kedilerimiz var. Onlara bakacağız. Hadi gelin beraber bakalım. Ben en son iyileşti halini görmemiştim. Çukur bile kalmamış. Bunlar da yine terk edilmiş bebelerdi. Küçükken gelmişlerdi buraya. Bunlar içeriye alıştılar. Çok dışarıya çıkmıyorlar. Sahiplendirdik. Onlar da 7 kardeş mi neydi? Bak buralarda güzel su şelalelerimiz. Görüyor musun? Bak işletme dedim böyle olur. Su şelalelerimiz, mama kaplarımız. Allah'ım Tekin ne kadar kilo olmuş. Gel kızım. Hayvansever işletmelerde bugün Gizem Hanım'la beraberdik. Çok teşekkür ediyoruz bize yol gösterdiğin için, misafir ettiğin için. Biz teşekkür ederiz ilgi gösterdiğin için. Gizem bence benim en azından şu zamana kadar gördüğüm en gerçek hayvanseverlerden bir tanesi. Elinden gelenin en fazlasını yaptığını düşünüyorum. Mantıklı bir hayvansever olarak değerlendiriyorum kendisini. Ve birçok kişiye de ışık olduğuna inanıyorum. En azından olmasını ümit ediyorum. Yani gerçekten hayvan sevip bir şeyler için çabalayan insanlara bence Gizem güzel bir örnek. Teşekkür ediyorum ayrıca bizi burada misafir ettiği için. Bir videonun daha sonuna geldik. Hepinize çok teşekkür ederiz izlediğiniz için. Yorumlarda mutlaka buluşalım. Sevgiyle kalın, hoşça kalın, candanlarla kalın. Görüşmek üzere.